Son yıllarda kısırlıkta sperm faktörü veya erkek faktörü üzerinde yapmış olduğunuz çalışmalar sonuç vermeye başladı. Eskiden sadece bir sperm sonucuyla elde edildiğinde sperm sayısı, hareketi ve belli yönde içerideki anomali orana bakılarak bu erkeğin çocuk sahibi olup olamayacağı anlaşılabilir zannediyordu. Ama son zamanlarda spermin dölleyici kısmı olan DNA'sında meydana gelen problemleri saptamadan tüp bebek tedavisi yapıyorsanız veya hastanın kendi kendine çocuk sahibi olmasını bekliyorsanız hayal kırıklığı olabileceği gösterildi. Özellikle şişman, ileri yaşa doğru gitmiş, sigara ve alkol kullanan ve de çevresel problemlere, strese, kötü çalışma şartlarına maruz kalan ve diyetini iyi bir şekilde ayarlayamayan, genetik eğilimli olan erkeklerde DNA'larında çok önemli kırılmalar ve bozulmalar tespit edildi. Ve bu kişilerin, bu erkeklerin tüp bebek tedavilerini özel seçim kriterlerine uymadan gidildiğinde başarının çok önemli azaldığı ortaya çıkarıldı. Bundan dolayı özellikle İstinye Üniversitesi'ndeki yeni açtığımız Tüp Bebek Merkezi'nde bazı konulara dikkat ettik. Tedavi öncesinde erkeklerin spermlerini sperm fonksiyon testleri ve DNA kırılmaları yönünden araştırmak durumunda olduğumuzu keşfettik ve yeni bir androloji ünitesi açtık. Bu ünitenin görevi spermle ilgili bütün problemlerinin tedaviden önce keşfedilmesi ya sperm detoks programlarıyla problemin 1-1,5 aylık tedavilerle düzeldikten sonra tüp bebeğe başlanması veya bazen de iyi bir tedavi olduklarına inanıyorsak kişilere kadın faktörü de normalse kendi kendine gebe kalma şansını vermektir. Klinikte özellikle tüp bebeğe bu kişiler geçildiği zaman da 3-4 tane önemli sperm seçme tekniği uygulayacağız. Bunlardan bir tanesi ışınlama veya polarize ışınla DNA'sı iyi olan spermlerin seçilmesidir. Ki burada spermlerin üzerine gönderilen özel polarize mikroskopla algılanabilen ışınların durumuna yansıtma derecelerine göre biz sperm seçiyoruz daha iyileri veya sperm kafalarının büyük büyütmeli mikroskoplarla değerlendirilmesi ve son zamanların çok ilginç konusu olan çip tekniklerini kullanarak ki biz özellikle bu merkezde ikili çip tekniğini kullanacağız ki daha iyi DNA'sı olanları seçelim ve böylece seçilmiş iyi spermlerle daha iyi dölleme, daha iyi embriyo ve daha yüksek başarı şansı elde edeceğiz.